Küçük Menderes Havzası'nda yılın ilk şeftali hasadı başladı. Kışın şeftaliyi vuran don felaketi üründe %60'lara varan verim kaybına yol açtı. %60 dondan dolayı bir kayıp var. Tüketici de bu ürünü pahalıya yiyecek, durum onu gösteriyor. Küçük Menderes Havzası'nda yüzlerce üreticinin umudu olan şeftalide hasat mevsimi başladı. Kışın yaşanan zirai don olaylarının etkisi ilk hasatta kendini belli etti. Ağaçlarda %30'dan başlayan verim kaybı ürünün cinsine ve bölgeye göre %60'lara dayandı. Bu da hem üreticiyi hem de aracıyı üzdü. Yaşanan verim kaybının tüketiciye nasıl yansıyacağı ise henüz bilinmiyor. 2,5-3 liraya almış olduğum meyvenin üzerine 5-6 milyona kadar bir masraf koyuyorum. Onlarda büyük bir sıkıntıları çekiyoruz. Tire'de 25 yıldır şeftali üreticiliği yapan Muhittin Dinç, girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte ürünlerde yaşanan verim kaybının üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumun yarattığı fiyat farkının tüketiciye de yansıyacağını dile getiren üretici, ihracatında fiyatlamada önemli rol oynayacağını söyledi. Dondan dolayı bayağı sıkıntı çekiyoruz. Hayırlısıyla bugün sezona başladık ama bir türlü istediğimiz verimi alamıyoruz. Don olduğu için mal %60 yok diyebiliriz yani. %60 dondan dolayı bir kayıp var. Ağaçlarda görüldüğü gibi ağaçlar sadece sürgüne ve yaprağa gitmiş. Meyve az olduğu için bu şekil oluyor. Şu anda fiyatta belli bir şey yok. Zaten tonajda kayıp olduğu için otomatikmen fiyatlar bizim için artıyor. Alan arkadaşlar da yani malın fiyatından ziyade yapılan masraflardan şikayet ediyorlar. Yani atıyorum mal 3 liraya alıyorlarsa 5 lira masraf biniyor üstüne. Oradan biraz onlar da şikayetçi. İşin içinden çıkamıyoruz. Peki bu rakamlar tüketiciye yansır mı pazarda? İster istemez yansır. Çünkü yansımasa zaten aradakiler bir türlü ayakta duramazlar. Tüketici kaç liradan alır? Şimdi şu an için bir şey diyemiyoruz. Çünkü malın yerine gitmesi lazım. Talep ve arza bağlı. Eğer dışarısı atıyorum yani ihracat dışarıya canlı bir şekilde olursa yurt içinde fiyatlar ister istemez biraz üst seviyede olur. Mazot ve sevkiyat gibi yüksek girdi maliyetlerinin üreticiyle birlikte kendilerini de zorda bıraktığını belirten tüccar ise devletin desteğini beklediklerini söyledi. Tire'de biz mal alıyoruz ihracat olarak. İhracat olarak işte ülkeleri Rusya, Romanya, Ukrayna, Dubai, Küveyt'e kadar dünyanın 30 ülkesine mal üretiyor BGM tarımı olarak. Ama maalesef bayağı bir sıkıntılarımız var. Bu hem üretici olarak, hem tüketici olarak, hem de ihracat olarak. Özellikle yapılan bu tür yani zamlarda özellikle bayağı bir sıkıntılarımız var. Örnek yani ben 2,5-3 liraya almış olduğum meyvenin üzerine 5-6 milyona kadar bir masraf koyuyorum. Onlarda büyük bir sıkıntıları çekiyoruz. Özellikle beklentimiz var. Tabii ki beklentimiz var. Beklentimizin sebebi de şudur. Devletin bize destek çıkmasını bekliyoruz. Havzada ilk şeftali hasadının yapıldığı bahçeyi ziyaret eden Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, zirai don sebebiyle hasatta önceki yıllara oranla %60'a varan kayıplar yaşandığını dile getirdi. Tire'de ilk hasadın başladığı bahçedeyiz. Bu yıl ilkbahar son donlarından dolayı şeftali çiçekleri dondan zarar gördü ve bu zarara bağlı olarak ortalama %30-40 verim kaybı var. Bu verim kaybı bazı çeşitlerde %60-70'e dayanıyor. Bazı çeşitlerde %20-25'e dayanıyor. Yani ortalama %30-40 gibi bir verimde düşüklük var. İbişoğlu girdi maliyetlerinin ürüne yansımadığını ve bu durumun da üreticiyi zora soktuğunu söyledi. Ülkemizdeki enflasyon oranlarına bağlı olarak girdi maliyetleri gübrede %70'e yakın girdi maliyetleri yükseldi. Enerjide %30 maliyetler yükseldi. Akaryakıtta, zirai ilaçta maliyetler yükselmesine rağmen ama şu anda üreticinin ürününde bu maliyetler yansımış değil. Bir de verimde de düşük olunca sıkıntılar büyük. Şimdi bu sıkıntıyı yalnız üretici mi çekiyor? Bu ürünü alan aracı, ihracatçı ve en son kademede de ürünün az olmasından dolayı iş piyasaya sürülecek olan ürün miktarının az olmasından dolayı da tüketici de bu ürünü pahalıya yiyecek. Durum onu gösteriyor.